enflasyon gittikçe yükselmiş. Yani Türkiye'nin durumu bayağı kritik. TL'mizin değerlenmesi için içimizdeki Yahudilerin Türk parasına dönmesi lazım. Benim için önemli değil. 100 lira olsa ben alacağım. Alacağım yani. Merkez Bankası'nın faiz indiriminden sonra döviz ve altındaki nabız durdurulamıyor. Döviz ve altındaki artış her geçen gün devam ediyor. Bizler de Laf Sokak'ta ekibi olarak Kayseri halkına döviz ve altın artışından nasıl etkilendiklerini sorduk. İşte sorularımızın cevapları. Vallahi işte döviz altın yükseldikçe market reyonları da yükseliyor. Her şey yükseliyor yani. Sıkıntı. Bu artışlar sizleri nasıl etkiliyor? Bundan bahsedebilir misiniz? Tabii bütçemizi çok etkiliyor yani şey olarak. Adını siz getirin. Hayat şartları, geçim, her şeyi etkiliyor ya. Patronlar. Herhangi bir birikiminiz var mı? Yok. Valla döviz gittikçe berbat. Enflasyon gittikçe yükselmiş. Yani Türkiye'nin durumu bayağı kritik. Bu gidişleri sizleri nasıl etkiliyor acaba artışlar? Ya tabii bu gidişle her şeye zam gelmiş. Kiradayız, iş yok. İş yok. Çalışman biraz riskli. Ya durumlar Allah yardımcımız olsun. Zordur abi. Herhangi bir birikiminiz var mı sizin? Yok maalesef. Kiracıyız. Kiracının ne birikimi olacak? Asgari ücreti alıyoruz. Eve gelene kadar ev kirası geliyor. Elektriği geliyor. Su geliyor. Yani yapılacak bir şey yok. Şimdilik devam ediyoruz ama yine de Allah yardımcımız olsun. Valla döviz artmasın TL kazansın baba. Daha iyi değil mi? Sizler ne düşünüyorsunuz? Ya kardeşim bizim TL'mizin değerlenmesi için içimizdeki Yahudilerin Türk parasına dönmesi lazım. Hükümeti yıkmak için her türlü menyeni oynuyorlar. Bunda da Yahudinin oyunu Türk parasını affedersin düşürmek, Yahudinin parasını yükseltmek, altını, dövizi, euroyu, her şeyi bahalandırmak. Maksat hükümeti yıkmak. Maksat Tayyip'i yıkmak. Anladın mı? Başka bir oyun yok. Bu millet bu Tayyip'e muhat olmazsa Suriye'den daha kötü oluruz. Varımız yokumuz bir Tayyip'imiz var. O kadar muhat olmak gerek. Anladın mı? Başka bir oyun yok bu işin içinde. Yahudinin oyunu, bütün partilerin oyunu acaba nasıl yıkar? Bu vatanı yıktıktan sonra bizim başka vatanımız yok. Buraya muhat olmak lazım kardeşim. 7'den 70'e. Şimdiki gençlik eskiyi bilmiyor. Ben bilirim eskiden mazot kuyruklarını, sigara kuyruklarını, çay kuyruklarını, tüp kuyruklarını. Anladın mı? Bu millet hastaneye gitmek için özel doktora varmazsa, para yatırmazsa hastanede muayene olamazdı. Şimdi bütün hastaneler senin, bütün eczaneler senin. İstediğin yerden ilaç alıyorsun. Yollara bak. Çıkıyorsun yollara, her yer lontura asfaltı gibi. Ben dünden gittim, Kozaklı'ya gittim. Vallahi gittiğim yola uçak iner, uçak. Eskiden tek şerit yolda ben arabama gidecek yer bulamıyordum. Nereye gideyim acaba, hangi çukurdan esirgeyeyim diye. Şimdi her taraf padişahlık. Bu milletin cibinde cip telefonunu boş ver. Ben ayağıma laylon ayakkabı giyerdim. Akşamdan babam benim laylon ayakkabı yastığımın altına koyup yatardım. Şimdi benim oğlum 30 tane ayakkabısı var, birini beğenmiyor. Anladın mı? Bu zenginlik her kapıda 3-5 tane araba. Yazık, günah değil mi ya? He? İsraf israf. Bu millet cennette yaşıyor kardeşim. Bu milletin, bu devletin değerini bilmek lazım. Başımızdaki insana mukat olacak. Mukat olmazsak eğer Suriye'den daha kötü olur. Anladın mı? Bizim başka memleketimiz yok. Bizi hep burada öldürürler. Ya ölürük ya alırık. Mukat olun. Ne düşüneyim yeğenim? Şimdi döviz ve altın artışından millet çoğu şikayetçi. Bazıları da memnun. Şimdi benim için iyi yani. Ama ben gurbetçiyim. Başka ne diyeyim yani? Sizleri nasıl etkiledi bu artışlar? Abi şimdi biraz önceki arkadaşın dediği gibi ben onları anlamıyorum da 20 liralık şey 40 lira olmuş. Abi benim için önemli değil. 100 lira da olsa ben alacağım. Alacağım yani. Herhangi bir birikiminiz var mı bu konuda? Yok şu anda benim birikim yok. Aldığım aylığımı her ay yiyorum yani. Onun için çok rahatım. Burada bu memlekette bizim için yani biz 1 lirayken de geldik, 10 lirayken de geliyoruz. Yani bizde bir sıkıntı yok ama burada yaşayan vatandaşlara çok zor olur. Yani askeri ücretinden geçinmek çok zor.